Oraya girecek, bütün rektörler hapse atılacak. Ondan sonra siz çözüm, demokratik çözüm yapacaksınız. Ne der İsmet Paşa buna? Öldürme beni. Şimdi Ahmet Türk görecek o. Görecek onu. Ona hesabını soracağız. Ona hesabını soracağız. AKP İslamcı, Kürdo, Cudaik. İslam'a Cudaik. Ona da getirdik bunu. İslam'a Cudaik bir devletin peşinde koşacaksınız. Kürt açılımı. Siz kimsiniz? Şunu soracaksınız siz. Ben şunu soracağım. Bir defa şunu öğrensinler. Emine Ayna da öğrensin. Bir tek soyadı iyi. O Türkiye soluyla beraberdi. Ömer Ayna. Evet. Ha. Onları öğrenin. Siz ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız siz Kürtlüğü? Emekçiden yana değilsiniz. Anti-emperyalist değilsiniz. Laisizmi bilmezsiniz. İslam'a Cudaik bir devleti başımıza getireceksiniz. Türkiye'nin bütün rektörlerini hapse atacaksınız. Şimdi haber veriyorum ona. Kimlere haber veriyorum? 7 Eylül'de Silivri'deyiz. Bundan önceki duruşmada İnsan Hakları Derneklerinden bazı Kürt kadınları toplamışlar ve ayakkabı atmışlar. Şimdi Ahmet Türk, ne insan haklarıyla ilgin vardır senin, ne hayvan haklarıyla ilgin vardır. Rakı içermişsin, aşiret reisisin. Türk soyadını da tartışırım. Ha. Gayet açık. Çok açık olarak söylüyorum. Evvela Hüsnü Öndül'e biliyorsun. Çok sevgili dostumuzdu. Evet. Onu sorun, İnsan Hakları Derneği'ni kim kurdu? Siz daha çadır kuramazsınız. Hocam. Bir dakika. Peki. Bir siparişim var da onu söylüyorum. 7 Eylül'de bu iddianame 2 ile 3 başlayacak. Biz de Silivri'de olacağız. Ama benim de protokolüm var. Ben radikale mülakat vermem. Artık bazı televizyonlara çıkmam. Öyle güzel Kürt kadınlarını göndermeyeceksin Ahmet Türk. Sen geleceksin oraya. Yanına Leyla Zana'yı alacaksın. Hatip Dicle dostumu da alacaksın. Hasip Kaplan da ister misiniz oraya? Ona geleceğiz ona. Hayır, istemem. Bunlar ondan sonra peki. Geleceksiniz. Bana bir şey atacaksınız. Hadi bakalım. O attıklarınız Türkiye Cumhuriyeti'nedir. Orada Cumhuriyeti savunanlardır. Siz kime söyleyecekseniz söyleyin. Cumhuriyeti İslam'a faşist bir rejim getirecek. Herkese atacaksınız. Ondan sonra Cumhuriyeti demokratik cumhuriyetmiş. Siz bizi mi kandırıyorsunuz? Gelirsiniz. Orada bana atacaksanız yanınıza İnsan Hakları Derneği'nden Hüsnü'yü de. Toplumsal kurtuluşçuydu. Evet. Hayatında bir kere hapse girdi, ben soktum onu. Sizin derginizin devamlı yazarıydı. Evet. Evet. Beraber. İyi arkadaşımızdır. Hiç kötü bir şey söylemiyor ama ona sorun. Onu atarsınız. O zaman biz de size ne atarız onu görürsünüz. Evet. Devam evet. Ediyoruz. Sorun. Evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Hasip Kaplanlar, Ahmet Türkler, bir sürü isim var ortada. Böyle bir şeyler yaparız, bir şeyler kurarız, açılım yaparız falan diye. Ama şimdi bu İslamcudaik faşist yapılanma dediğiniz şey kimden rahatsız oldu olsa içeri attı. Silivri'ye attı. Evet. Bakıyoruz 3 iddianamenin 3'ünde de hiç bu Kürtlerden yok. Evet. Bunlar hiç mi bir şey yapmamışlar? Hiç mi rahatsız etmemişler bu emperyalizmle birlikte bir şeyler yapmaya çalışan bu İslamcı iktidarı? Tabii. Yani tabii. Ben mi bunu böyle görüyorum yoksa genelde böyle mi? Siz ne diyorsunuz buna? Neden hiç yok bunlar? Hayır. Bu gayet açık olarak söylüyoruz. Biz Türkiye İşçi Partisi'nde Türkiye Kürtlerinin kramasıyla beraberdik. Gayet açıktı. Ve Türkiye İşçi Partisi ile başladı her beraber. Doğu'da. Doğu mitinglerini Türkiye İşçi Partisi yaptı 1967. Onlarla beraberdik. Burada bir şeyimiz yok. Yine de beraber olacak. Bu bir çizgidir. Biz bu çizgiyi açıklıkla söylüyoruz. Çünkü Türkiye Kürtleri olmadan Türkiye Cumhuriyeti. Kurucuların
en büyük dehası bu birliği kurmasıdır. Tamam. Ondan sonra olanları, Türkifikasyonu, bunları en çok biz eleştirdik. Biz eleştirdik. İddianameye de koyuyorlar. Bunları eleştirdik. Bu olmuştu. Bunlar olmuş olmasının ötesinde şunu göremeyiz. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli politik mucizesi Kürtlerle Türklerin birleşmesidir. Bu birlik devam edecektir ve büyüyerek de devam edecektir. Burada bir sorunumuz yoktur. Ama sonunda Türkiye soluna, Türkiye Cumhuriyeti'ne bir düşmanlık haline dönüştü. Evet. Benim sorduğum şuydu hocam. Ergenekon iddianamelerine baktığımda bu Kürtlerden hiçbirisi hiçbir şey yapmamış demek ki. Hiçbirisi sanık, şüpheli, şu bu değil. Hiç mi bir şey yapmamışlar bu iktidarı rahatsız edecek? Neden bunlar yok Ergenekon'da? Bak güzel kardeşim, ben ona cevap verdim. Bunlarla beraberdik biz. Yani hem Türkiye İşçi Partisi'nde hem ondan sonra devam eden Mahir Çayan'ın, Deniz Gezmiş'in bütün eylemlerinde bunlarla beraberdik. Nitekim Deniz Gezmiş bu dünyadan ayrılırken halkların kardeşliği evet. içinde söyledi. Ondan sonra da 80'li yıllarda ben bu çizgiyi, beraberliği götürdüm. Ben götürdüm. Bana madalya vermeleri lazım. Niye götürdüm? Beka Vadisi'ne ilk önce ben gittim. Kuruluş çizgisini devam ettirmek için. Hayır. Burada bir mücadele. Hem birliği kurmak için evet. hem de ne istiyorlar bunlar? Bunları ilk defa ben söyledim. Beni hücrelere attılar. Kasetleri TRT'de gösterdiler. Bu bir haberlik devam etti. Ama bir müddet sonra hem aşırı İslamizmin içine girince hem de Türkiye solunu, Türkiye Cumhuriyetçilerini hepsini reddeden bir noktaya geldiğin zaman bu açıldı. Şimdi onların bir takım şakşakçıları var. Bu kadar basittir. Ama bugün Doğu Perinçek'in söylediği gibi, benim çeşitli yerlerde söylediğim gibi bütün bunlar geçicidir. Burada da söylediklerimiz önemli olan nokta şudur. Biz Ahmet Türk'ün tekrar Kürtleri bir şeriat, bir takke hareketinin peşine takmasına izin vermeyiz. Söyleyeceğimiz nokta budur. Yoksa onun ötesinde gayet açık. Nitekim 29 Mart seçimlerinde Kemalizmin zaferi olarak gördüm ben. Nerede gördüm? Doğu'da. Bu da gayet açık. Saylav olan Kürtlerden milletvekili olan kızlar, mini etekli, kadınların başı açık. Onlar da böyle. Şu anda yapmak istedikleri tekrar, Yaşar Kemal'leri bilmem neleri alıp getirmek istedikleri, bu İslam'a, faşist rejimin arkasında anlamadığımız bir açılım lafı edilmesi. Kim bu açılımı yapacak? Beşir Atalay. Kim bu? O da İrtica ile ilgileri olduğu için rektörlükten atılmış bir adam. Kim attı? Kemal Gürüz aldı galiba. Tabii, tabii. Onları da geçecek. Ve bedeli Ergenekon iddianamesine evet. girmek oldu zannediyorum. Hocam bu arada Kürt açılımı şu bu derken zamanla ilgili bir sorunumuz yok. Evet. Rahat olun, zamanla ilgili bir sorunumuz yok. Kürt açılımı falan derken AKP'de şöyle bir şey gözlemliyorum. Hemen hemen herkese ödün veriyor. İsteyene evet. de istemeyene de ödünler veriyor. Dağıtıyor ödünleri. Bu bir korkudan mı, AKP'nin giderek zayıflamasından efendim, mı kaynaklanıyor? Bak, çok güzel. Benim de notlarıma tam burada bakıyordum. Şu anda belki Osmanlı'nın son zamanlarıyla mukayese edebilecek ölçüde zayıf bir hükümet var burada. Çok zayıflar. Hızla anlatmamız lazım. Davos'taki yaptıklarıyla birlikte İsrail artık persona non grata ilan etti. Çok açık, daha ne olur? Arabulucu olma, buraya gelme, bilmem ne yapma, gayet açık. O kadar zayıf ki söylediklerinizle bağlantı olarak söylüyoruz. Her şeyi vermek istiyor. Bunlarda açıkça söylüyorum. Abdullah Gül de ve
Tayyip Erdoğan'da tarih bilinci, Türkiye sahipliği, Türkiye hissiyatı, bir devlet kavramı olmadığı için sınırlarını veriyor.